Yavaş, yavaş. Tamam. Tamam. Ahmet, güzel çocuk. Hayırdır, ne oldu? Sorma baba ya, görünmez kaza. Tabii tabii. Tabii, görünmez kaza. Sen gel, gel demişsin. Sonra da görünmez kaza. Deme öyle abi ya. Baba bu salak. Pardon baba. Ağaçtan düşmüş. Nasıl görünmez kazaysa. Ne ağacı? Erik. Lan onu sormuyor adam. Ne ağacı, nasıl oldu diye soruyor. Ha, olay şöyle oldu baba. Şimdi ben oruçtan çıktım ya. Gittim dolaşıyorum, baktım erik ağaçları. Dallardaki erikleri görünce dayanamadım. Çürür gider diye aldım hepsini önüne. Ben oğlum bana söyleseydin ya alırdım. Abi öyle olmaz ya. Onun dalından yiyeceksin. Hemen köyümü hatırladım öyle olunca. Bir çocukluğuma gittim. Aferin Alanet. Ne yapsan yolda iki tane koyun görsen kaval alıp oturacak mı? Lafa bak ya. Köyünü hatırlamışmış. Vereyim Erik. Lan yürü git. Ya sen çok korkmuşsun hakikaten Tekin. Korktum tabii abi. Yani Allah korusun bacağı değil de. Tövbe estağfurullah. Tamam vallahi sözünden çıkmayacağım bir daha, söz. Bir de çık istersen. Yok çıkmam canım, vallahi çıkmayacağım. Hayırdır inşallah. Baba oyun yok mu bugün yine? Yolcumuz başka bir halde demek ki. Bakacağız. Nasip. Eyvallah. Sağ olasın. Madem Abdullah Efendi bugün böyle uygun gördü, biz de bu akşam kalp diyelim. Elbette bu akşam anlatacağımız kalp, göğüs kafesimizin içinde bizi hayatta tutan kalp değil, manevi anlamdaki kalptir. Kalplerimiz, batuni ışığın, ilhamımızın, tutkumuzun kaynağıdır. Yani kalbimiz maneviyatımızın merkezidir. O yüzden Gazali şöyle der. Ey dostum, kalbin cilalı bir aynadır. Üzerinde birikmiş toz perdesini silip temizlemelisin. Çünkü o ilahi ışığın nurunu yansıtmak üzere yaratılmıştır. Fiziki kalp insan bedeninin merkezidir. Manevi kalp ise insan ruhunun merkezidir. Fiziki kalp taze kanı nasıl bedenimizin her bir hücresine gönderip bedenimizi besliyorsa, manevi kalp ise ilahi ışıktan alacağı yansımayı ruhumuzun her bir hücresine taşır. Kalplerimiz bütün düşünce ve eylemlerimize doğrudan tepki verir. Tıpkı fiziki kalbimiz gibi. Huzurun kaynağıdır kalp.
ve huzurluluğun ki neyle beslendiğine dikkat etmek lazımdır. Allah'ın içimize yerleştirdiği mabettir. Yaratılış amacına hizmet etmezse kalp acıdır, kederdir. Ve yine yaratılışına hizmet etmezse kararır. Kalp Allah'ın evidir. Aşka teslim olan kalp, gözyaşıyla yıkanır. Temizlenen kalbe aşk gelir yerleşir. Dolayısıyla kalp aşkın da mekanıdır.